Hukuk Sosyolojisi 2. Bölüm. Hukuk Sosyolojisi. Önceden doğru sayılan bilgilerden ya da ön sayıltılardan yola çıkarak bilgi üreten aksiyomatik bilimler matematik ve mantıktır. Pozitif bilimler ise adlarından da anlaşılacağı üzere ortaya yeni bilgiler koyan yenilik yaratıcı disiplinlerdir. Doğa bilimleri esas olarak doğa olayları ile ilgilenen ve bilimsel yöntemleri kullanan disiplinler olarak bilinir. Thomas Hobbes tarafından neden ve nasıl bilme arzusu olarak tanımlanan meraklı olma özelliği nedeniyle insanoğlu sorar, sorgular ve hakikate ulaşmaya çalışır. Sosyal bilimler toplumun sosyal gruplara, sosyal ilişkiler içindeki bireyleri, sosyal kurumları, insanlığın birlikteliğinin ifadesi olan kültürleri, kültürel ürünleri inceleyen disiplinler olarak bilinir. Hukuk sosyolojisi terimini ilk kullanan İtalyan Dioniso Anzilotti ve 1913 yılından daha sonra birçok dile çevrilen Hukuk Sosyolojisinin Temel Prensipleri isimli kitabı yazan Erkuan Ehrlich bu bilim dalının kurucuları olarak kabul edilir. Hukuk net bir biçimde değer yargısı içerirken sosyoloji değerlerden bağımsız olayları ve olguları nedensellik ilişkisi içinde açıklamaya çalışır. Kelsen, hukukun sosyolojik bir kavramı, biyolojik bir fenomenin matematiksel bir kavramı kadar ya da serbest düşen bir cisim gibi fiziki bir olayın ahlaki bir kavramı kadar imkansızdır diyerek hukuk sosyolojisi oluşturma çabalarını açıkça tavır almıştır. Dogmatik hukuk bilimi, pozitif hukuk bilimine göre hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudretiyle desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütünü olarak bilinir. Evet, ekranda bir şema var. Pozitif bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimleri olarak ayrılıyor. Sosyal bilimlerin de alt dalları sosyoloji ve diğerleri olarak düşünebiliriz. Bu sosyal bilimlere tarih bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, daha sonra kamu yönetimi yani iktisadi ve idari bilimler olarak da ayırabiliriz. Daha sonra sosyolojinin altında da sosyolojinin kapsadığı gruplar var. Hukuk sosyolojisi ve diğerleri. Diğer derslerimizden de gördüğümüz gibi aile sosyolojisi, iletişim sosyolojisi bunlara ve diğerler grubunda örnek verilebilir. Dogmatik hukuk bilimi açısından esas ve gerçek olan hükümlere örnekler olarak herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa madde 10. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Anayasanın 23. maddesi. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasa 24. madde. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Anayasa 42. madde. Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar hukuk düzeni sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Türk Medeni Kanun 8. maddesi. Örnekler bu şekilde. Sosyolojik açıdan hukuk, yani yaşayan hukuk. Sosyolojik bakımdan hukuk şöyle tanımlar. Hukuk, ihlali durumunda sosyal yönden yetkili kabul edilen bir kişi ya da grubun tehdidi veya fiziki zorlaması ile karşı karşıya kalınmasına neden olan kurallardır. İnsanlar hukuk olarak nitelendirilen kurallara dayanarak hukuki ilişkilere giriyor, işlemler yapıyor. Bu kurallardan doğan anlaşmazlıklar için hakeme ya da mahkemeye başvuruyorsa ortada etkin bir hukuk vardır. Erkuan Ehrlich buna yaşayan hukuk adını verir. Ona göre hukuk sosyoloğunun ilk görevi hukuki önlemler haline gelmemiş olsalar bile yaşama egemen olan bu hukuku ortaya çıkartmak olmalıdır. Bu hukuka ilişkin bilgilerin birinci kaynağı modern hukuki belgeler, ikinci kaynağı ise yaşama, ticarete, teamüllere, insanların oluşturduğu örgütlere, örf ve adete ilişkin gözlemlerdir. Yaptırımları ne kadar ağır olursa olsun yetkili organlarca yürürlüğe konmuş ama uygulanmayan kurallar hukuk sosyolojisi bakımından ölü kurallar ya da kağıt üzerinde olan kurallar olarak nitelendirilir ve yaşayan hukukun dışında bırakılır. 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı şapka istisnasızlık hakkında kanunla 1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun koyduğu yasaklara ve hükümlere aykırı hareket edenlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Hükümleri ölü kanunlara örnek olarak verilebilir. Bu kanunlar var fakat şey yok, uygulama da yok, pratikte uygulaması yok. Mahkeme kararlı ya da kararları ya da mahkeme kararları da yaşayan hukuk içinde yer alır. Hukuk sosyolojisi onları birer sosyal olgu olarak ele alır ve inceler. Örf ve adet hukuku. Kendiliğinden doğan hukukun tipik örneği olarak yaşayan hukukun içinde yer alır. Örf ve adet hukuku. Bu bağlamda kan gütme, başlık parası,
imam nikahı, çok karılık alınan tüm tedbirlere rağmen niçin belli bölgelerde halen hüküm sürmektedir? Kendiliğinden doğan, yani spontane hukuk kuralları ise toplum içindeki çeşitli ilişkiler, aile, dernek, sendika, siyasi parti ve şirket gibi çeşitli gruplar, yetkili organlar tarafından konulmuş hukukun ya da mahkeme kararlarını yetersiz kaldığı durumlarda ağır işleyen yasama faaliyetini beklemeksizin kendi hukuklarını oluştururlar. Modern faiz hükümleri, sigorta hukuku, anonim şirketler hukuku, grev hakkı ve sendika kurma hakkı spontane hukukun sonradan yetkili organ tarafından konulan hukuk haline gelmesine örnekler olarak verilebilir. Hukuk sosyolojisi, yasama faaliyetinde başarı hukuk ile toplumsal yaşam arasındaki uyumun sağlanmasına bağlıdır. Söz konusu uyumsuzluğun nedenlerinden biri kanun koyucuların toplumsal gerçeklik hakkındaki bilgisizlikleridir. Bu bilgisizliğin giderilmesinin en etkili yollarından biri hukuk sosyolojisinin yardımına başvurmaktır. Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. Bu tanıma göre sosyoloji bilimsel bir çabadır. Daha önceki bölümde anlattığımız hukuk felsefesi disiplindi. Burada sosyolojisi dediğimizde bilim olmuş oluyor. Bilimsel bir çabadır sosyoloji. Hukuk sosyolojisine George Gurwick'in önemli katkıları olmuş. Gurwick'e göre hukuk sosyolojisi 3 konuyla ilgilenir. Sistematik hukuk sosyolojisi tarafından incelenen hukuk olgusunun maddi kaynakları, hukuk tipolojisi ya da diferansiyel hukuk sosyolojisinin ele aldığı grup ya da toplarda karşımıza çıkan hukuk tipolojileri başka bir ifadeyle hukukun sosyal topluluk tiplerine göre farklılaşması. Diğer bir unsur, jenetik hukuk sosyolojisinin inceleme alanına giren hukukun zaman içindeki değişimi şeklinde. Daha sonra herhangi bir çıkar gözetmeyen ve teorik bilgiye ulaşmaya çalışan saf bir bilimsel çabayı ifade eder söz konusu. Çabanın sadece teorik bilgiye ulaşması amacına yönelik olması teorik hukuk sosyolojisi olarak anılır. Teorik hukuk sosyolojisi tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilerden toplumsal sorunların çözümünde nasıl faydalanılacağı faaliyeti ise pratik hukuk sosyolojisi olarak bilinir. Sağ taraftaki ekranda üst taraftaki şema şeydeki sosyolojide bir araştırma sürecinden şeması. İlk adım araştırma sorununun tanımlanması, ikinci adım sorunun kesin ve açık biçimde ifade edilmesi, üçüncü adım araştırma tasarımının oluşturulması, dördüncü adım elde edilen verilerin yorumlanması, en son adım ise raporlaştırma. Daha sonra onun altındaki şema hukuk sosyolojisinin şeması. Hukuk sosyolojisi iki alana ayrılıyor, teorik ve pratik hukuk sosyolojisi. Teorik hukuk sosyolojisi de kendi içinde sistematik hukuk sosyolojisi, tipolojik hukuk sosyolojisi ve jenetik hukuk sosyolojisi olarak üç ayrılıyor. Bölüm değerlendirme notlarına bakalım. Hukuk sosyolojisinin bilimlerin sınıflandırmasındaki yeri sosyolojinin bir alt dalıdır. Pozitif bir bilimdir hukuk sosyolojisi. Daha sonra doğa bilimleri nedir? Fizik, biyoloji, kimya, astronomi şeklinde. Hukuk sosyolojisi yeni bir bilim dalıdır. Toplumsal yaşam ve hukuk arasındaki ilişkiyi nedensellik içinde inceler. Kuralın yürürlükte olması ile değil, etkin olması ile ilgilenir. Tam bir hukuk bilgisine ulaşılmasına yardımcı olur. Etkin yasaların hazırlanmasına katkı sunar, toplumsal yaşam ile hukuk arasındaki uyum sağlanmasını kolaylaştırır. Dogmatik hukuk, pozitif hukuk bilimi olarak da isimlendirilir. Hukuk kurallarının doğruluğu tartışılmayan bir ilke gibi ele alır. Hukuk kurallarını yorumlar, benzer bazı ilişkileri kavramlar aracılığı ile tipleştirir. Yaşayan hukukun kapsamında spontane hukuk, örf ve adet hukuku, mahkeme kararları, yetkili organlarca konulmuş kuralların en etkin kısmı yer alır. Ölü kanunlar kağıt üzerinde olan kurallardır. Uygulanmayan kanunları ifade ederler. Şapkak iktisası hakkında kanuna aykırı davranma suçu bunlara örnek olarak verilebilir. Yaşayan hukukun kapsamına girmiyor ölü kanunlar. Sosyolojik araştırma süreci nasıldı? Araştırma sorunun tanımlanması, sorunun kesin ve açık biçimde ifade edilmesi, araştırma tasarımının oluşturulması, elde edilen verilerin yorumlanması ve raporlaştırma şeklinde. Hukuk sosyolojisine ait sorular, hukuki müesseseleri oluşturan toplumsal ilişkiler hangileridir? Grup hukukun belirleyicileri nelerdir? Hukuk kurallarının değişmesine neden olan faktörler nelerdir? Diğer soru ise hukuk kuralları insan davranışlarını nasıl yönlendiriyor? Evet, bölüm 2 bu kadar.